Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz de iyi misiniz? Teşekkür ederim. Öncelikle bu güzel Zeytin Barış Festivalimiz hayırlı uğurlu olsun tamam. Diyoruz. Müthiş bir festival oldu. Sizi tebrik ediyorum. Tamam. Gerçekten hem müzeniz hem de ortam şahane diyoruz. Evet, kıymetli tamam. Levent Hocamız bugünün anlamı ve önemi için neler söylemek ister? İşte bir zeytin tarladan sofraya nasıl bir macera yaşıyor? Sizin de burada maşallah müzenizde. Valla biz tabii burada zeytin başlangıcından gıda olarak tüketilmesine kadar bütün yolculuğunu anlatmaya çalışıyoruz. Aslında bu yaptığımız bizim bir eğitim kurumu. Müzelerin artık yavaş yavaş eğitim kurumu olarak algılıyoruz. Biz de burada her yaştan çocuğa, sıfırdan sonsuza kadar yaştan çocuğa, ruhu çocuk olarak kalanlara, eğitim almak isteyen herkese zeytin ve zeytinyağını anlatmaya çalışıyoruz. Zeytinyağı tabii bizim için son derece önemli. Çünkü sağlığımız açısından önemli. Biz zeytinyağını niye yiyoruz? Sağlık için yiyoruz. O bakımdan zeytinyağı tüketilmesini mutlaka bu ülkede arttırmanın yollarını aramak lazım. Bu türlü müzeler hem doğru zeytinyağı üretmek, hem zeytin ağacına doğru bakmak, hem de tüketirken dikkat edecek hususları anlatabilmek açısından önemli bir şey. Müzelerin görevi bu. Biz de bunun için kurduk. Barış olmadan dünyada huzur olmaz. O bakımdan bizim barış sever insanları çok arttırmak lazım. Demin konuşmacı söyledi, başkan söyledi pardon. Dedi ya, barış olmadan zeytin olmaz, zeytin olmadan barış olmaz. O bakın bizim mantığımız da o. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Biz de size teşekkür ediyoruz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Süre, sizlere ve kıymetli eşinizle birlikte sahnede çok güzel bir konuşma da yaptınız. Sağ olun, bugün son olarak aklınıza ne kaldı? Zeytin, zeytin barış olmadan olmaz, barış olmadan da zeytin olmaz. Çok teşekkür ediyorum. Bence başkanın söylediği çok güzeldi o laf. Bir fotoğraf alalım.